Bugün cumartesi günü, yasak günü, 26 Aralık 2020. 2020'nin son cumartesini yaşıyoruz. Evet, son haftası. Son yasaklığını da yaşıyoruz. Tabii ki yeni yasaklar gelecek, kim bilir. Kaçınılmaz. Kısacası biz de böyle yani hem yasakken hem de durumlardan yani kendi düşüncemizi vermek için burada Erdem abiyle birlikte hani komşuyuz, her gün konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bir kez de böyle biz düşündüğümüzü sizinle paylaşalım. Erdem abi sucu kendisi, X markanın Bayrampaşa Yıldırım bayisini yapıyor. Birçok eve girip çıkıyor. Yani servis, su servisi yapıyor, hizmet. Yani hem işini hem de hizmetini yapıyor. Bundan yola çıkarak ben bugün yani sordum kendisine, abi durum nedir, nasıl gidiyor bu işler, halk ne durumda, böyle yasak günlerde neler anlıyorsunuz, neler yaşıyorsunuz, bizimle paylaşır mısınız dedim. Bunu da birlikte bu videoyu YouTube'da sizinle paylaşmak istedik. Yani ben başlıyorum sormaya, basit, sizin de bilmek istediğiniz şeklinde düşünüyorum. Abi yani salgın var, ekonomi sıkıntıları var, evet. İşsizlik sıkıntıları var. Sen uzun senedir bu işi yapmaya çalışıyorsun, birçok eve girip çıkıyorsun. Durum nedir abi? Başta senin durumun nedir ve girdiğin çıktığın yani hizmetini yaptığın yerlerin yani ailelerin durumu ne durumda? Evet. Öncelikle merhaba kardeşim. Şimdi salgın döneminde geçmişe ait ne varsa normal değerlerimiz, normallerimiz hepsi bir çırpıda yaklaşık 10 aydır geride kaldı. Şu an iş yönünden %100 kapasiteden %50'lik, %60'lık kapasitede iş yapabiliyoruz. Ekonomik açıdan birçok kişiyi vurdu. Askeri ücretle çalışanları, esnafları. Yani vurmadığı bir kesim kalmamıştır. Zengin kesim var. Onların zaten hali vakti yerinde, hiç umursamadılar. Sen de görüyorsun işte, birlikte gidiyoruz. Su servisi, dağıtım yapıyoruz. Evlere girip çıkıyoruz. İş yerlerine gidip geliyoruz. Yaklaşık 2004-2016 yıldır ben bu işi yapıyorum. Bu mesleği yapıyorum. Bugüne kadar hiç bu şekilde ortamı görmedim. İnsanların bu kadar alım gücünün düştüğü, suya dahi verecek parasının olmadığı bir dönemi ilk defa görüyorum, ilk defa yaşıyorum. Biz işimiz gereği sırtımıza bir tane suyu alıp çıkıyoruz. 5. 6. 7. kata, her neyse 1. katta çıkıyoruz. Gidiyorsun sırtında suyla. Sen de bir ekmek peşindesin. Sen de bir akşam olunca evine ekmek götürme derdindesin. Kapısına giriyorsun adamın. Adam param yok diyor. Getirmişsin suyu kapısına. Tekrar alıp dönemezsin. Sen de bırakmak zorunda kalıyorsun. Adamın suyu yok, ne yapsın? Bırakıyorsun, dönüyorsun, bu sefer geliyorsun. Sen akşam olacak evine ekmek götüremeyeceksin. Yani böyle böyle bu örnekleri çoğaltabiliriz. İnsanların gerçekten alım gücü tükendi, bitti. Bir askeri ücretli 2300 lira. Şimdi tartışıyorlar 2700 mi olsun, 2800 mi olsun. 3000 bile diyemiyorlar. Yani ben bu şekilde düşünüyorum, bu şekilde görüyorum. İnsanların, Allah yardım etsin. Zor. Yani bu konuda söyleyebileceklerim. Yani yarım şey, yani önce %100'den %50'ye düştü iş dediniz. Evet. Yani sadece salgın mı yoksa hani başka bir neden de olabilir mi? Yani işin bu kadar düşmesi. Şimdi hem salgın hem parasızlık. Yani salgınla birlikte parasızlık doğdu zaten. O ona etki etti. İkisi birbirine etkiledi. Yani şöyle söyleyeyim ben sana kardeşim. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben iki su aldıysam yine o ihtiyaç aynıdır muhtemelen. Yani evet. Kış, yaz pek değişmeyecek. Sonra mesela içtiğimiz, yemek yaptığımız, her neyse nerede kullandıysam suyu, bu ihtiyaç sabit. Şimdi bu bire düştüyse
Hani az mı tüketiyor? Çeşme suyu mu kullanıyor? Tüketim yine aynı. Tabii ki çeşme suyu kullananlar oldu. Mesela iş yerlerimizden bizim tekstil sahipleri, atölye sahipleri, arkadaşlarımız, iş yerine verdiğim patronlar, adamlar dükkanını kapattı, cebinden kira veriyor ve şu an başka bir yerde işçi olarak çalışıyor. Cevap ver. Alo. Gördüğünüz gibi yani telefon çalıyor. Tamam bekliyor. Efendim, günler. Bir su getir, belki de iki istiyordu önce, şimdi de bir alıyor, bilmiyorum. Kaç su istiyordu abi? Şimdi bir tane istiyor. Mesela bu müşterim benim, yani haftada iki su rahat alırdı. Şu an 15 günde bir tane alıyor. Belki önceden içmeye, her şeye, yemeğine, çayına kullanıyordu. Yoksa artık suyu da mı saklıyorlar abi? Belki de artık yemeğine ve su çayına kullanmaktan vazgeçti. Sadece içmek için kullanıyor. O da alma süresini uzatıyor. Dediğim gibi yine iş yerleri. Benim 6-7 tane iş yerim kapattı. Yani dükkan kirası vermeye devam ediyor. İş yerini tamamen boşaltmadı. Ama bu müddet, bu zarf içerisinde bir başka yere gitti. Bir başka yerde işçi olarak çalışıyor. O getirdiği parayı da dükkan kirasını veriyor. Evde ne yiyecek? Evi de kira bu adamın. Çoluk çocuk. Yani bu örnekler böyle çoğaltılabiliriz yani. Artı bir de bu büyük zincirler, mesela Getir, Trendyol, bu gibi platformlar bizim işimizi etkiledi. Küçük esnafı. Yani elinden mi almış oluyor şimdi işi? Hemen hemen öyle bir şey oldu. Çünkü dijital ortamda alışveriş çoğaldı bu dönemde. Herkes dijitalden yapıyor. Bu yasaklarda falan işte küçük esnafın yasaklarla beraber kapatılması ve büyüklerin bundan muaf tutulması onlara iş ortamını daha da çoğalttı. Mesela şimdi yasaklarda bizleri kapalı olarak düşünebiliyor insanlar haliyle küçük esnaf olduğumuz için. Ne yapıyor? Hemen dijital ortamdan giriyor, tık 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 tık, bir su getir, bir işte şunu getir, bunu getir. Her türlü ihtiyacını oradan karşılayabiliyor. Bununla beraber onların işi arttı. Küçük esnafın işi, yani bizlerin işi tamamen durma noktasına geldi bu süre zarfı içerisinde. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Peki senin yani bu konuyla ilgili bir girişimin oldu mu? Hani madem yön böyle gidiyorsa, hani biz şu an yani halkın ekonomi durumunu, yani niye alıyor niye almıyor anlatmaya çalıştık da şimdi sana dönsek. Evet. Hani sen ne kadar girişimci oluyorsun bu yeniliklere, bu artık yani internet üzerinde sipariş alıyor musun, veriyor musun? Evet tabii, biz de dijital platforma bu zaman zarfında ufak da olsa girdik. Ama ne kadar müşteri alabiliyoruz? Belli bir kapasiteyle çalışıyoruz. Hem kendi müşterimize hem dijital platformdan gelen müşteriye hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama yani dediğim gibi pasta bölündü. Şimdi günde beni örnek olarak veriyorum. Atıyorum 50 kişi arıyorsa 10 kişi aramaya başladı. Diğer 40'ı o büyükleri arıyor. Büyükler de bu pastayı dağıtıyor. Beni arıyor. Bir başkasına veriyor. Çeşitli yerlere veriyor. Bu ölçekte benim kar marjım düşmüş oldu. Satışım düşmüş oldu. Bir başkasınınki de öyle. Bir nasıl olacak abi iş? Yani sence ilerisin? Yani normalleşme, artık geriye dönme işi bitti. Bu saatten sonra bu iş buna evriliyor. Buna doğru gidiyor yani. Bundan sonra da böyle olacak. Dijital alışveriş işte duyuyoruz, ediyoruz işte bu sanal paranın geleceğini, nakit paranın ortadan kalkacağını, bu işlerin, bu virüs salgını malgının bu işlerin denemesi olduğunu duyuyoruz. Biz de artık oraya doğru evrileceğiz. Ona göre peki hazır mıyız? Gücümüzün yettiğince, yani tabii hizmet bakımından işte motorumuz var, arabamız var. Sadece hizmet bakımından değil. Hani bu yeniliklerle birlikte paralel yürümek, yani takip etmek, yetişmek hazır mıyız? Tabii biraz zorlayacak. Yani bir geçiş dönemi illaki olacak. Öyle birdenbire lap diye oraya geçemeyeceğiz. Yani eski yaptığımız işi orada yapamayacağız. Çünkü dediğim gibi pasta bölündü. Benimle beraber birçok kişiye o pastayı pay edecek o büyük olan yerler. Eski işlerimizi yapacağımızı düşünmüyorum ben. Yani belli bir düzeyde nereye kadar gider, nasıl olur? Onu zaman belirleyecek tabii ki. Bol şanslar diliyoruz abi. Yani teşekkür ediyorum. Halkımıza da
sana da, tüm çalışanlara da, evini geçindirmeye çalışan herkesi, zaten amacımız evi geçindirmek, belki de bir az bir kesim evi geçindiriyor, daha iyi bir hayat için çabalıyordu. Herkese şans, kısmet, Allah yardımcılar olsun diliyorum. Evet, amin inşallah. İnşallah başka ben bir de video ile yine inşallah, teşekkür ederim. Düşündüğümüzü, gördüğümüzü paylaşmaya çalışırız takipçilerimizle. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. İyi günler.